Antibay ile Euro Dolar paritesi 1.12 seviyesinin aşağısında. Kudret Ayıldır'a gidelim ve Euro Dolar paritesini konuşalım. Kudret, öncelikle elimize hoş geldin. Merhaba Murat, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla piyasalarda genel görüntü tabii ki Fed'in ve ECB'nin kararlarını takip etmiş olduk. Global Merkez Bankaları hamlelerinden sonra dolar endeks tarafında bir zayıflama var ve euro dolar paritesinde de 1.12 seviyesinin aşağısındayız. Bu hareket bizim doları da ilgilendiriyor. Ne dersin? Hem ECB'nin hem de Fed'in kararı euroyu nasıl etkiledi? Şimdi dünkü hareketlere baktığımızda özellikle Avrupa Merkez Bankası öncesinde dolar endeksi tarafında bir yukarı yönlü hareket vardı ve euro dolar paritesi günün ilk döneminde negatif bir görüntü oluşturdu. Keza günün ikinci yarısında Lagarde'la birlikte de aşağı yönlü hareketlerin devam ettiğini görebildik. Yani euro dolar paritesi aslında dünü negatif bir şekilde devam ettirdi. Tabii burada sorgulanması gereken bir şey oldu Murat. Çünkü dün dolar endeksinin özellikle geride bıraktığımız hafta orta vadeli konjonktürde dikkate aldığımız 96-60 seviyesi altında haftayı kapatmıştı. Bugün ise geldiğimiz noktada bu bölgenin üzerinde bir hareket seyrediyoruz. Acaba geride bıraktığımız haftaki o hareket bir istisna mıydı? Bunu da yeni dönem için konuşacağımız bir dönem olacaktır. Yani euro dolar paritesi acaba 1.15'te zirve yaptı, bundan sonra geri mi dönecek? Yoksa bu bölgeler önemli bir alım fırsatı mı olacak? Bunu takip edeceğiz. Benim burada takip etmiş olduğum 144 ve 233 günlük üstel hareketli ortalamalar var günlük grafikte. Yaklaşık olarak 1.1085-1.1135 bölgesinden geçiyor. Bu bölgenin üzerinde günlük kapanışların devam etmesi euro doları tekrar yukarı taşıyacaktır. Ama bu bölgenin altında eğer arka arkaya 2 günlük kapanış olursa o zaman euro doların yükselişinden birazcık daha vazgeçmek gerekiyor diye söyleyebiliriz. İzleyicilerimizden çok fazlasıyla gümüşle ilgili sorular da geliyor Kudret. Gümüşle ilgili beklentin ne yönde? Çünkü bakıldığında ons altın fiyatlarında dün çok ciddi bir satış gördük. Son dönemde altın gümüş rasyosunun da daha çok ons altın cephesinde olduğunu da söyleyebiliriz. Ne dersin gümüş fiyatlarıyla ilgili? Altın gümüş rasyosunda özellikle hani 100 yıllık grafiklere baktığımızda zaten zirvenin de üzerine çıktık. Burada tekrar bir geri çekilme potansiyeli ve gümüşün tekrar burada biraz daha popülerlik kazanabilme eğilimleri olabilir. Ama şu anda 2 artı 2 eşittir 4 diyebileceğimiz bir durumda olmadığımızdan ve ezberlerin bozulduğu, işte kişilerin borsalardaki panik satışlarından nakde döndüğü ya da teminatlarını tamamlamak için kazançlı portföylerini kapattığı bir görüntü olduğu için ister istemez altın ve gümüşteki çok daha agresif hareketler can yakabiliyor kısa vadeli olarak. Ama pastanın bütününe baktığımızda hep orta ve uzun vade trendsel faaliyetlere baktığımızda ne altında ne de gümüşte bir görüntü değişikliği yok. Özellikle gümüş tarafında neredeyse 2003 Nisan'dan beri takip ettiğimiz 14-25 seviyesi var ki burası kaba taslak 377 aylık üstsel hareketli ortalamaya tekamül ediyor. Ve bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe gümüşte tekrar yukarı yönlü eğilimler izlenebilir. Ama kısa ve orta vadeli birazcık daha algının pozitife kayabilmesi için 16.35-16.95'lerin üzerine çıkması gerekiyor. Burada yatırımcılarımıza özellikle şunu vurgulamak lazım. Hani dip ya da tepe arayışı içerisinden ziyade özellikle bunun dışında trendsel faaliyetlerine devam edecek bir yaklaşım içerisinde olması, aceleci davranmaması, bu tür panik zamanlarını birazcık daha sakinleşmesi gerektiğini de göz ardı etmemek gerekiyor Murat. Kudret, çok teşekkür ederiz vermiş olduğun kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır'la konuştuk efendim.